Merhaba gençler. 11 bin bekçi alma var. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Artık geri sayım başladı. Maaşlar neler? Başvuru nasıl yaptılar? Başvuru şartları neler? Veya ilan ne zaman gelecek? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Hani sona kadar izlerseniz neyin ne olduğunu anlarsınız. Buna geçmeden önce bu konu hakkında bilgi geldikçe haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar kısmından yorumlarınız varsa belirtin. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 11 bin bekçi alma için geri sayım başladı duyuru bekleniyor şu anda. 2021 yılı içerisinde ve mahalle bekçisi alımı için beklenen 11 bin kişilik kadro için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde büyük şehirlerde ve köylerde çarşı ve mahalle bekçi alma başvurularının yapılmasını saydığı günler kaldı. Polis Akademisi Bakanlığı'nın açıklayacağı ilanda hangi ilçede kaç kişi istihdam edeceği ve başvuru şartları neler olacağı, başvuruların nasıl yapılacağı sorularına cevap verilecek. Yani ilanda her şeyi yazacak arkadaşlar. Peki çarşı ve mahalle bekçinin maaşları ne kadar? Öncelikle maaşlardan bir gidelim. Çarşı ve mahallelerde bekçilerin eğitim düzeyine göre maaş almaktadır. İlkokul mezunu bekçiler 4600 TL, lise mezunu 4700 TL, ön lisans ve lisans mezunları 5000 TL'ye kadar maaş ile göreve başlamaktadır. Çalışanın evli olması, eşinin çalışmaması ile aile yardımı ödemesi, çocuk sayısı ve çocukların yaşlarına bağlı olarak da belli bir tutam maaşlarına ekstra ödeme alınmaktadır. Bunu da söylemiş olalım bilmeniz için. Peki bekçi başvuru şartları neler? Bekçi aidatlarının polis akademisi tarafından açıklanan başvuru yapılmaları ve başvurudaki mülakat sınavı ile fiziki sınava geçmeleri gerekmektedir. Yaş şartı nedir? Aidatlar 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Fiziki şartlar nelerdir? Boy şartını en az 1,67, vücut beden kitlesi endeksi ise 18 ile 27 aralığındadır. Eğitim şartı nedir? En az lise dengi okullardan mezun olmak gerekmektedir. Arkadaşlar burada birkaç şart var. Özellikle askerlik şartı değişebilir arkadaşlar. Normalde askerliğinizi yapmanız lazım ama askerlik şartı değişebilir. O yüzden ilanlarda bazı şartlar değişebilir arkadaşlar. Biz burada askerlik şartını falan almadık. Belli başlı birkaç şart daha var arkadaşlar. Onları da almadık. Çünkü askerlik şartı başta olmak üzere birçok şart değişebilir arkadaşlar. Özellikle 30 yaş sınırı değişebilir ama biz 30 yaş sınırını buraya aldık. 30 yaş sınırı da değişebilir. Bu 35'lere 40'lara da çekilebilir ya da 27-26'lara da indirilebilir arkadaşlar. Aldığımız duyumlara göre askerlik şartı başta olmak üzere birçok şart değişme ihtimali var. O yüzden biz birçok şartı burada almadık. Bu yüzden şimdi bunu söylemiş olalım. Başvurular ne zaman yapılacak? Başvurular için Polis Akademisi Başkanlığı'na gerçekleştireceği yazı sınavda en az 50 ve üzeri puan almak gerekiyor. Fizik yeterlik sınavında en az 60 ve üzeri almak istenilmektedir. Bu aidatlar için sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınavdaki 70 barajına geçmek istenmektedir. Puan hesaplaması yazı sınavının %25'i, fiziki sınavının %25'i, sözlü sınavının ise %50'yi baz alınacaktır. İlan en geç Temmuz sonuna gelmesi bekleniyor. Yani arkadaşlar ilanın Haziran ayı içerisinde gelmesi bekleniyor ama en geç Temmuz sonu gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Bakın en geç diyorum. Ama inanın Haziran ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Yani ben şu an konuşurken bile Mayıs ayı içerisinde gelirse yani şaşırmayın arkadaşlar. Bu yüzden yani en geç Temmuz sonunun inan gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beni sevinirim. İlanın ne zaman geleceğini söyledik arkadaşlar. Bekçi alımdaki şartları söyledik. Bu şartların değişebileceğini, özellikle yaş sınırının ve askerlik şartının değişebileceğini söyledik. İlanda daha ayrıntılı bilgiler yazacaktır. İlan geldiğinde tabii biz Fikir Hocam kanalında bu bilgiyi paylaşacağız. Siz Fikir Hocam'ın kanalını takip ederekten hem ilan hakkında bilgi hem de o şartlar değişip değişmediği hakkında bilgi alabilirsiniz. Çarşı mahalle bekçilerinin maaşı ne kadar onun hakkında bilgi verdik. Geri sayım başladığını ve nasıl alımlar olacağını söyledik. O bir bekçi alma yapılacak. Dediğim gibi geri sayım artık başladı. Siz Fikir Hocam ailesine abone olaraktan bunlardan haberdar olabilirsiniz. Biz size bugün başvurular nasıl, şartlar nelerdir, maaşlar ne zaman alınır, nasıl, ne kadar alınır, artıyetten ilanın ne zaman geleceğini söyledik. İlan geldiğinde biz Fikir Hocam kanalında bu ilanı paylaşmış olacağız. Artık hakkınız hayırlısı olsun. Yorumlar kısmında yorumunuz varsa belirtin. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım size arkadaşlar. Dediğim gibi bekçi alımı olduğu sürece biz paylaşmaya devam edeceğiz. Zaten diğer kamu alımları hepsini paylaşıyoruz. Bekçi alımı da bir kamu alımı olduğu için bunu da paylaştık. Yorum kısmına yorumunuz varsa belirtin. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.